Selamünaleyküm YouTube, nasılsınız bakalım? Bir yayıncı kışkırtma videosuyla daha karşınızdayız. İyisiniz inşallah. Gerçi çok iyi olduğunuzu sanmıyorum. Birçoğunuz hastasınız. Şu aralar grip mırip salgın had safhada. Fakat geçenlerde bir arkadaşımızın storiesinde gördüm. Arkadaşımız diyor ki işte kim bana kem göz değdirdiyse, işte büyü yaptıysa Allah onun belasını diye bela okumuş. Arkadaş, milletin işi gücü yok. Büyücülük öğrenip de sana grip olasın diye büyü mü yapacak? Geçin bunları. Gerçi siz kaosu seversiniz. Yayınlarda da bol bol böyle işte yayıncıları kapıştırıyorsunuz, oradan izliyorsunuz, eğleniyorsunuz falan. Bizim memleketimiz seviyor. Onun dışında arkadaşlar, son zamanlarda gündeme bakıyorum. Bugün şöyle de bir şey gördüm. Geçen hafta işte Isabel diye Fevzi kardeşimizin bir taklidini yapmıştım. Bugün şeyde gördüm onu. Altın Kelebek ödüllerine aday göstermişler. En iyi YouTuber, influencer şeklinde. Yani o kadar büyük isimler varken o kardeşimize sıra gelir mi? Birinci olur mu? Olursa şaşırırız zaten. Orası da ayrı mesele. Neyse, çok fazla uzatmıyorum. Gidelim bakalım, biraz yayın gezelim. Bakalım kimleri kızdırabileceğiz? Ne kadar kızdırabileceğiz? Bugünkü cezalarımız, kışkırtmalarımız ne olacak? Hadi bakalım yayın gezmeye. Evet arkadaşlar, gene Miko ile başlıyoruz. Şöyle bir ana sayfayı bir yenileyim. Yine tabii ki fake hesaptayım. Hesabımızın nickini kışkırtma olduğu için kışkı yaptım bu sefer. Seviyemiz şu anda 65. Bakalım 65 seviye bir hesap yayınlara girip de insanları kışkırtmaya çalıştığı zaman ne oluyor? Kim var? Şöyle bir aşağı doğru indiriyorum. Bir iki kişiye sözüm vardı. Ansızın habersiz bir şekilde geleceğim. Kışkırtma yapacağım diye, ama denk gelir miyiz bilmiyorum. Evet arkadaşlar, bakalım kime gitsek kime gitsek. Mesela Kaos Kadın varmış, Ale. Bir uğrayalım bakalım. Ale, kusura bakma, konseptimiz bu, kızdırmamız lazım. Kaşlara bak, McDonald's'ın amblemi gibi diye yayına dalıyorum. Çay içiyor şu an. Ben bilmiyordum. McDonald's amblemi mi? Güldeğilendi, güzel. İyi, hiç tepki vermiyor, güzel. Biraz daha kızdıralım. O üstündekini çıkarıp çuval giysen daha iyi olur diye devam ediyorum. Çuval da yakışır bana. Helal olsun. Kendiyle barışık, hiç kızmıyor, sinirlenmiyor. Hak etti mi, hak etti. O zaman bir asil atalım ona ve öyle devam edelim. Ya şu iki tane atsana. Bakalım hediye atınca ne tepki verecek? Atıldık arkadaşlar. Hediyeyi aldı, sonra attı. Bari önce ataydın, hediyeyi atmazdık. Neyse, geçiyoruz. Bir daha yeniliyorum ana sayfayı. Kime gitsek kime gitsek. Şöyle biraz da aşağılara inelim. Hilalcik var arkadaşlar. Hilalciye bir uğrayalım. İnşallah bir gün kısmetse Hilal'i de konuk olarak almak isterim kanala. Hilal, bekliyorum bir gün inşallah. Hilal şu anda dışarıda. Hilal'i biraz kızdıralım zaten dışarıda. Kışkı, hoş geldin. Suratındaki kontür geçmişimden daha karanlık diye başladık. Hadi bakalım. Hazır mısınız? Hilal şimdi basacak. Suratındaki kontür geçmişimden daha karanlık. Aydınlık demek istedim. Yani bir laf sokacaksın, ona bile beceremedin. Şimdi inceden gülüyor. İnceden gülüyor yani. Neyse, orada alattan konuşmayacağız. Kaşlar da Mart'ı mübarek diye devam ediyorum. Klas, ya klas, klas. Kaşlar da Mart'ı mübarek. La ilahe illallah. Geliyor. La ilahe illallah. Yani şurada Hilal yayın açsın da, Hilal'in gidelim ya, canını sıkalım bilmem ne diye mi düşünüyorsun? Evet Hilal. He? Bunun için mi uğraşıyorsun? Evet. Sana ne oğlum benim kaşımdan, gözümden, kontürümden, makyajımdan? Kocam mısın? He? Sana ne desem ne cevap verebilirsin? Hiçbir şey. Bu tipe harbiden hediye atıyorlar mı diyorum? Sen ilk önce kendine bak ama, adında Mehmet yok. Kışkı ne? Çok küfür edinler, yapma. Bu tipe harbiden hediye atıyorlar mı? Sen hangi tiplere hediye atmışsındır kim bilir? Baksak, bakmaya kalksak var ya, seni rezil rüsva ederim burada. Bak beni izle şimdi, sadece dinle. Kodumun kışkısı. Dua et PK'm var ama ben bu PK'dan sonra içip içip özellikle sana invite atacağım, bu yayına geleceksin. Bu yayına geleceksin. Senin belanı s**tim bugün. Bugünlük küfür kotamızı doldurduk bence. Ben seni tanımam etmem, geliyorsun buraya bana hakaret ediyorsun durduk yere. Dök içini, PK öncesi rahatla. Hayret, Hilal çay içiyor. Neyse, Hilal geldiği zaman bunu izleteceğim ona. Diyeceğim ki aynı küfürü yine bekliyorum. Bizim zaten sesimizi kıstılar arkadaşlar. Daha fazla konuşamıyorum. O yüzden yayından çıkıyorum. Arkadaşlar, geçmişte kalbimi kıran kardeşlerimizden bir tanesi var burada. Sonradan hani affettim, kapattım konuyu ama hala böyle bir tık böyle mesafeliyiz. Ben yine de gideceğim. Daha önce uğramıştık Arda'ya. Sevgili Arda'ya daha önce dedim ki paketi kır. Sana dedim benden 5K 10K bir şeyler demiştim. Yaptı. Bu sefer sigarayı yer misin diye soracağım. Bakalım ne yapacak. O yani, paketten 2 tane sigara yersen sana benden yeşil araba. Engellenir oğlum yani. Bir insan engellersin, olur ve biter. Bu kadar basit. 2 tane sigara yersen sana yeşil araba. Uyanıyor. 2 tane sigara yersen sana yeşil araba. Yani atarsan yer. Ben kışkı. Ben kışkıyı tanımıyorum ama. O paketten 2 tane sigara yersin. Yiye kal. Arda yiyecek. Yani yeşil yer. Araba. Atarsan yer. Ben tanıyamadı kefirim bu arada. Sigara da değil mi? Heh. Sözünü veriyorsun mu? Vallahi yedi. Harbiden yedi. Arda biliyorsun bu işi. Benim için her şeyi yapan ben.
Tam da güzelmiş bu arada. Tavsiye ederim. Harbiden yedi. Afiyet olsun kardeşim. Yeşil arabayı hak ettin. Yeşil araba alındır arkadaşlar. Atlıyor lan. Atlıyor lan diyor. İnanmamıştı atacağıma. Halbuki daha önce bütün paketi kırdırmıştık. Ama tabii nickim farklı. Unutmuş olabilir. Aylar geçti üzerine. İçtiğimiz şeyde yeriz yani. Teşekkür ederim kışkı. Teşekkür ederim. Kesene bereket. Rica ederim, yayınlar diyorum. Kaçıyorum. Sanki şu an başka midesi bulandı. Çıkarmaya gidiyor. Kaçtım. Arkadaşlar yine daha önce gittiğimiz kişilerden Esmer Ajans var. Daha önce gittiğimizde bayağı eğlenmiştik. Bir şey yapmasını istemeyeceğim ama iki küfür ettirip kaçacağım sadece. Hoş geldin. Hoş geldin diyor ama Esmer'cim kusura bakma, seni kızdırmayı seviyoruz. Tipine sıçtım diye olaya giriyorum. Tipine sıçtım. Sen kimsen benim a**mı ye. İlk küfür geldi. Yeter. Daha fazla küfür yemek istemiyorum. Esmer'den kaçıyorum. Şöyle biraz aşağı kaydırıyorum arkadaşlar. Sevgili Freyja var. Asil ailesinin nadide üyelerinden bir tanesi Freyja. Çok temiz kalpli, saf bir arkadaşımız. Ama biraz kızdıracağım, kusura bakma. Kalbi çabuk kırılıyor. Biraz duygusal bir arkadaşımız. Ama konseptimiz bu. Keşke makyaj yapsaydın, bu işkenceyi bize çektirmeseydin diye giriyorum yayına. Keşke makyaj yapsaydın, bize bu işkenceyi çektirmeseydin. Rahatsız olduysan çıkabilirsin kışkı. Kimse seni burada zorla tutmuyor. Gayet medeni, güzel bir cevap. Sıkıntı yok. Kıyamıyorum ama konsept bu, yapacak bir şey yok Eda'cığım. Kaşlara bak, Martı mübarek diye devam ediyorum. Aynı tepkiyi bakalım verecek mi? Zoruna mı gitti? İyi, yine küfür etmedi. Bu tipi harbiden hediye atıyorlar mı cümlesini aynı şekilde Eda'ya da söylüyorum, bakalım ne yapacak. Evet, sen de atmak ister misin? Sen de atmak ister misin? Eda'cığım helal olsun, sınavdan geçtin. Ama ben son olarak bir tık daha zorlayacağım. Bir bardağı iki yumurta kırıp içersen sana benden yeşil araba. Bakalım içecek mi? Bir bardağı iki yumurta kırıp içsen sana bana yeşil. Evde yumurta yok ya. Yumurta yokmuş evde. Un var mı peki? Başka bir şey söyle. Aa, un da yok. Oho. Dur, yumurta var ya, makara yapıyorum. Vardır canım. İki yumurta kırıp içersen... Yeşil yumurta araba varmış. Olmaz. Kobra'da anlaşalım. İki tane yumurta. Vay arkadaş, yeşil de beğenmiyor. Kobra'da anlaşalım. Kobra istiyor. Olur, o da olur. Tamam. Seni mi kıracağız? Kobra olsun. Tamam. Söz mü? Söz lan. İki yumurta. Yeşil şey. Kobra. Kırmızı. Tamam. Hadi yumurtayı bakalım. Alıp geliyor hemen. Bekle, geliyorum. Hadi Eda. Çabuk Eda. Zaman geçiyor Eda. Başladı. Kobra'da anlaştık. Evet. Yumurtaları aldı geldi. Kırdı arkadaşlar. Oğlum çocukken çok içtik ya biz buna. Benim sesimi niye güzel sanıyorsun? Sesini yumurtaya borçluymuş. Sana denk geldi, yapacak kışkı bir şey yok. Kışkı buradasın değil mi? Evet buradayım. Oh. Hadi bakalım. Bekliyorum. Vallahi işte. Biraz daha kışkırtalım mı? Hadi. Şaka yaptım, iyi yayınlar, görüşürüz diyorum. Bakalım şimdi küfür geliyor mu? Görüşürüz o zaman. Oo, direkt görüşürüz dedi. Vallahi helal olsun. Eda harbiden insan gibi insansın be. Eda hazır şeye, telefon başından kalkmışken ben hemen Kobra'yı göndereyim. Kobra hediyesini gönderdik. Bende efektler kapalı şu an arkadaşlar, o yüzden gözükmüyor. Eda hak etti ama. 3 tane ağır cümle söyledim, ceza söyledim. Hepsini yaptı, hiç küfür etmedi yani. Yayından da atmadı. Eğlenmeyi de biliyor. Teşekkür ederim. Evet, Kobra'da görmüş olduk. Çok teşekkür ediyorum. Eda'ya iyi yayınlar deyip kaçalım artık. Tebrik ediyorum, geçtin bugün. Arkadaşlar İdil var. İdil'in yayınına girdim. Nickimiz aynı. Kışkı diye geçiyor. Dudaklara biraz daha dolgu yaptırırsan yüzünü göremeyeceğiz diye dalıyoruz. Bakalım İdil nasıl bir tepki verecek. Dudakları biraz daha dolgu yaptırırsan yüzünü göremeyeceğiz. Düşünüyor. Ne alakası var be? Sana hoş geldin diyorum. Bunu mu söyledin bana gerçekten? Kırıldı. Hoş geldin diyor. Bunu mu söylüyorsun diyor. Ama ben devam edeceğim. O elbisenin öyle, çuval giysen daha iyi diyerekten devam ediyorum. Naber, nasılsın dersin? İyi misin dersin? Doğru söylüyor. Harita sorulur. O elbisenin öyle, çuval giysen daha iyi. Düşünüyor. Birisi gelmiş fake hesabıyla. Helal olsun. İdil de hiç tepki vermedi. İdil'e de bir asil atalım geçelim o zaman. Küfür de etmedi, tepki de vermedi. Güzel. Bir asil hak etti. İdil'in profilini size göstereyim arkadaşlar. Kışkı. Rahat. Teşekkür ederim. Ama niye bu kadar çok laf söyledin bana? Helal olsun, kızmadın diyorum. İyi yayınlar deyip kaçıyorum niye? Arkadaşlar. Kim söyledi? Helal olsun, kızmadım. Niye o kızayım? Kim? Kanka...
Sanki küfür ediyoruz son dakikada. Arkadaşlar birisine de diş macunu yedirmemiz lazım. Veya yemesin de çiğnesin. Şöyle bakıyorum kime gitsek. Türk İş Bum'una daha önce uğradık. Kim var burada? Havuç var. Havuca bir gidelim bakalım. 61,5 diyor, tehlikeli. Ama gene de deneyeceğim şansımı. 7K eksiği varmış. Bakalım 5K için diş macunu yer mi? 30 saniye diş macunu çiğnersen sana 5K. Barış ve Koko. 30 saniye diş macunu. Evet, inancınız olmayabilir. Sana 5K. Anlıyorum. O 5K sende kalsın. Sen çiğne diş macununu. Tamam. Olur mu? Ya da bu soğuk şakalarını git başkasına yap. Kışkı. Tamam. Havuç istemedi, kaçıyoruz. Asre bilirkin. Yeşil araba 2,5K oldu ha. Kışkı hoş geldin. Kışkı. Sen anca git. Hey. Almanyalarda düzdür kendini. Bu Arif var ya, çok bir tane sigara insan. Yersen sana benden yeşil ya araba diye Tomlis'in yayınına girdim. Bir tane sigara yersen sana benden yeşil araba. Tomlis'ten. Şansımı devam ediyorum zorlamaya. 30 saniye diş macunu yersen sana benden yeşil araba diye devam ediyorum. Bakalım bunu yapacak mı? 30 saniye diş macunu yersen yeşil araba. Doğum alayım bir de ben ya. Valla. Onu yapma. Tamam, Tomris'ten de kaçıyoruz arkadaşlar. O da yapmıyor. 2K eksiği olan Zeynep diye bir arkadaşımız varmış. Malum son günlerdeyiz. Zeynep'e gidelim. Ufak bir şey isteyelim. Yaparsa 2K'sını atalım. Yani ayı kapatacaksa eğer 2K ile bu yayını kapatabilir. Kafandan aşağı bir bardak su dökersen sana 2K. Kafamdan aşağı su dökersen 2K. Hayır, dökmüyorum. Sen İngilizce konuşuyorsun. Hiç şu an. Kabul etmedi. 2 yumurtayı söyleyeceğim. 2 yumurtayı bardağa kırıp içersen 2K diyorum. Bir şekilde 2K'sını doldurmaya çalışıyoruz. Yumurtayı da içemem. Zeynep, daha ne yapalım? Yok valla. Direkt kusarım. Artık bu da son teklifim. Ağzında onunla şarkı söylersen 2K diyorum. Ayı kapatacaksın artık. Kolay bir şeyler söyle. Ağzımda onunla nasıl şarkı söyleyeyim? Zeynep, sen de her şey olmaz diyorsun ya. Normal şarkı söyleyeyim istiyorsan. Tamam söyle, ne yapalım? 3 tane ceza istedim, 3'ünü de yapmadı ama normal şarkı söyleyeyim dedi. Bakalım onu söylesin. Ne söyleyeyim, istediğin bir şey var mı? Kafana göre söyle. Ne tarz seviyorsun? Tarzı marzı boş ver Zeynep. Söyle sen. Hadi Zeynep. Gideceğiz, işimiz var Zeynep. Müzik hayatı biter, yapmayın derken ne alaka biter? Tamam, kısa bir şey söyleyeceğim sana Kışkı. Hadi. Onunla aynen. Boğazıma falan kaçar. Kötü olurum. Zeynep, ömrümüzün sonuna geldik. Hadi Zeynep. Pıtır, ne söyleyeyim ya? Arkadaşlar ben dayanamayacağım. 2K'ya atıp kaçıyorum. Daha fazla bekleyemeyeceğim. Zeynep, geçmiş olsun. Hadi. Kotan da oldu. Uğur, hoş geldin. Teşekkür ederim. Sağ ol. O kadar beklettin ki söylemesen de olur diyorum. Konuyu kapatıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, Miko'nun en eski yayıncılarından, yani bir 3-4 senesi rahat vardır. Bera var. Artık Bera'ya bir gitmesem olmazdı. Bera şu an sakin sakin yayın yapıyor. Sıfır star. Bakalım yeşil araba için ne yapabilir? Kışkı. Hoş geldin. Nicky gördüğü gibi başladı gülmeye. Sinirleri bozuldu. Dur bir gülmesi geçsin. Bir tane sigara yersen sana benden yeşil araba. Hadi bakayım Bera. Bakayım yapacak mı? Bir tane sigara yersen sana benden yeşil. Bir tane sigara yersen mi? Çok isterdim inan bunu yapabilmeyi ama kusarım yani sabaha kadar, o yüzden yapamam. Üzgünüm. Tamam, diğer cezamıza geçiyorum. Yoksa bir sigara senden değerli mi ya? Yerim, ne olacak? İçeyim ama yemeyeyim. İki tane yumurta iç o zaman. Oha be! Ne kadar pis şey varsa onu istiyorsun. Aa. Ben sanırım o böyle tatlı cezaları yapabilecek tatlı yayıncılardan değilim. Üzgünüm ya. Kafandan aşağı önce su sonra un dök diyorum. Önce su sonra un dök. Senin fantezilerin ***'im. Fantezilerime küfür ediyor. Tövbe estağfurullah. Valla bak, ben çok ciddi imreniyorum ceza yapan yayıncılara ama ben onlardan değilim galiba ya. Yapamam, hiç yapmadım yani. Onun istediğin her şey, yani bak, yumurta iç diyorsun kusarım. Sigara ye diyorsun kusarım. Şu un su diyorsun, gider duş alırım, kıçımı devirir yatarım. Tamam yat, uyur. Anladın mı? Neyse, o zaman kızdıracağım seni Bera, yapacak bir şey yok. Bu tipe harbiden hediye atıyorlar mı diye önce bir kızdırmaya başladım, bakalım ne yapacak. Atıyorlar mı? Vallahi atıyorlar bir şekilde ya. Yani her malın bir alıcısı oluyormuş, öyle düşün. Ama bence tipimi atmıyorlar ya. Tipimi atılsaydı herhalde kazanmazdım ya, ben bilmem. Kaşlar mı artı mı diye devam ediyorum. Kaşlar. Yok vallahi değil. Yemin ederim daha bugün aldırdım, bir aydır uzatıyordum. Kaşımın ortası bile yok. Uzattığımda asla mı artı değil bu arada.
Saçmalama kendine tahmin gel. Ettim arkadaşlar yani lan, küfür ceza etmedi. Ceza yapmadım diye hakarete mi geçtin o? Kötü tepki vermedi, hakaret etmedi. Bera'nın yayınları gerçekten eğlenceli. Gider kafa dinlersiniz sakin sakin. Bera hak ediyor gerçekten. O yüzden Bera'ya bir yeşil arabayı atıyorum. Artık bu da Miko'daki son attığımız hediye olsun bu video için. Hatta bu sefer efekti açayım arkadaşlar sizin için. Çünkü video boyunca hiçbir hediyenin efektini göstermedim. Yeşil arabamızı atalım. Ana teşekkür ederim be. Ama ben dayanamayacağım. Bera'ya Mustil YouTube kanalından selamlar, sevgiler diye söyleyeceğim. Gitme, bir şey sor. Bir şey soracakmış. Önce hiçbirini bir sorsun. Hiçbirini yapmadım. Neden attın? Teşekkür ederim bu arada. Kesene belki. İşte kilit soru geldi. Hiçbirini neden yapmadım. Neden attın diyor. Merak ettim. Hiçbirini yapmadım. Neden attın diyor. Dedi. Şimdi ben ona gereken cevabı veriyorum. Mustafa hiçbir şey yapmasanız da olur. Derken chatten birisi Mustafa olabilir yazdı bile. Mustafa YouTube kanalına sevgiler Mustafa, diyorum. Mustafa sen seni. Niye küfür ettin şimdi? Ederim. O kadar zaman etmedin. Ben olduğumu duyunca küfür ediyorsun. Terbiyesiz, çok ayıp. Teşekkür ederim ama sen büyük ihtimal buraları bipleyeceğin için yayınlayamayacaksın. Tabii, küfürlerini bipliyoruz tabii ki. Hatta deneyelim. Uzun bir küfür et mesela. Uzun bir küfür et. Yani Mustafa olarak mı edeyim? Kızmayacaksan edeceğim, küsmeyeceksen ben de. Seni öyle tamam, et lan, kızmayacağım. Oraları çatlatırım, öyle düşün. Anladın mı? Neyse siz duymayın burayı arkadaşlar. Yeni buldum bunu, nasıl? Güzel güzel. Dinlemedim ama güzeldir. Teşekkür ederim. Neden? Güzel. Şey, ban attırıyormuşsun değil mi bana? Tabii onu bütün kayıtları mi aldım Bera'cığım, yönetime atacağım, küfür etsinler. İyi yayınların olsun, görüşürüz diyorum ve Bera'dan da çıkıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, uzun zamandır yayıncı kışkırtma yapmıyorduk. Kimisini kışkırttık, kimisine ceza yaptırdık. Siz de yayınlarınıza uğramamı istiyorsanız önce videoyu beğenin arkadaşlar. Sonra yorumlara hangi uygulamada yayın yaptığınızı ve ID'nizi yazın, size zahmet. Bu arada videoyu beğendiyseniz beğendiğinizle alakalı yorum yapabilirsiniz. Kötüyse kötü olduğuna dair yorum yapabilirsiniz. Yeter ki bir yorum yapın yani. Tabii abone olmaktan artık bahsetmiyorum. %70'iniz abone olmadan izliyor ama bir zahmet abone ol butonuna basıp yanındaki o zil var ya, zil, ona basarsanız size haber gelir. Yoksa o zile basmadığınız sürece o sadece rakamlar artar, haberiniz olmaz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.